Keşke bu mektubu da seninle birlikte gömebilseydim. Bana bıraktığın sırrın ağırlığından değil. Keşke tek yüküm olsaydı. 20 yıldır fermanın gizlenmeden, kaçmadan bir hayat kuracağı günleri hayal ettim. Bir aile kurmasın, aşık olmasın. O günler geldi. Ama şimdi olacaklardan çok korkuyorum. Hangi sır sonsuza kadar saklı kalır? Kuzgun Cebeci gerçekleri öğrense, Ferman'ın yaşamasına izin verir mi? Ferman hayalini kurduğu aileyi Dila'yla kurabilir mi? Abla. Ferman'la Kuzgun'u birbirinden nasıl koruyacağım? Bana bir yol göster abla. Gerçekten bilmiyorum. Nasıl yapacağım bunu? Yani bu adam 15 dönüm arazisini vermiyor diye koca alana giremeyeceğiz, öyle mi? Şimdi... Aynen öyle. Adam da inatçı bir şey. Vermiyor. Ama tabii başka yöntemler var. Ne yapacaksın Ali? Adamın kolunu mu keseceksin? Ali'cim şaka yapıyorsun herhalde değil mi? Yani o kadar bir şey değil tabii de. Usulü anlatmak, konuşmak babında. Ben Ali Bey'e katılıyorum. 3'te 2'yi bu arazi olmadan sağlayamıyoruz. Kentsel dönüşüm yasası çok açık Ferman Bey. Bir şekilde halletmek lazım. Hemen halledin o zaman. Adama gereğinden fazlasını teklif edin. Gereğinden fazlası? Her insanın reddedemeyeceği bir para vardır. Ya da bir güzellik. Adamı hiçbir şekilde bir şeye zorlamayın. Çünkü öbür türlüsü benim için pek uygun olmaz. Toplantıdalar. Ferman'ın haberi var geldiğimden. Açar mısın şu kapıyı? Açamam beyefendi. Bak güzel kardeşim, şu kapıyı açar mısın? Kuzgun. Kullanmak durumunda kalacağım. Yapma ya. Ay koyamam. Zor mu kullanacaksın? Bu sefer kaldıramayacağı yükün altına giriyor. Farkında değil. Kalmak ister misin? Hayır. Kardeşim bak insan gibi söylüyoruz. Aç şu kapıyı. Selamun aleyküm. Hayırdır kaçıyor musun? Hayır kaçmıyorum. Sen hala kovalıyorsun. Hadi dışarı. Evet. Evet. Ne evet? Sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Anlatsana biraz. Anlatayım. Bir sürü iş güç sahibi yaptığım çocuğu eski suçlarından cezaevine attırmak falan. Sana mı sarayım istiyorsun? Ne istiyorsun sen? Ben yapmadım. Ayrıca üzülme. Aksi ispat edildiğinde çıkarlar. Bana bak. Benim mahalleme giremezsin. Her ne yaşadıysan ben yapmadım diyorum. Zaten ben yaptım demeyeceksin tabii de. Tekrara düşüyoruz. Ben müzikte bile nakaratı sevmem. Ayrıca ben senin mahallene öyle girmem. Bunun da sana meydan okumakla bir alakası yok. Şaşırma diye şimdiden söylüyorum. Bana bak. O işler öyle kolay değil ha. Düşündüğünden daha kolay. Çünkü ben bir iş adamım. Bırak şimdi lagalugayı. Baksana tane tane anlatıyorum. Benim karşıma çıkarsın. Asıl sen benim karşıma çıktın. Sana Dila'dan uzak dur dedim.
Ama sen nişanımızdan Dila'yı aldın gittin. Benim yerimde olsaydın yapacaklarını bana iliştirmeye çalışıyorsun ama ben öyle bir adam değilim. Ben sadece bakıyorum. Şimdi beni iyi dinle. Ben Dila'yla bir yola çıktım. Deden benim ailemi aldı. Ben de şimdi Dila'yla yepyeni bir aile kuruyorum. Buradaki derinliği anlayabildin mi? Bu da demek oluyor ki Dila artık sana dair bir insan değil. Ayrıca 40 gün sonra düğünümüz var. Çok eminsin. Emin olmak için her şeyi yaparım. Dila için her şeyi yaparım. Sen ait olduğun yerde kal. Bizden uzakta, sokağında, mahallende ya da nerede istiyorsan. Huzurunla yaşa. Ama eğer ayağıma taş olursan, ben de senin ayağına taş olurum. Eğer ağzımın tadı kaçarsa, senin de kaçar. Anladım, anladım ben. Ben seni çok iyi anladım. İyi o zaman. Anlaştık. Anlaştık, anlaştık. Orada bir köy var uzakta. Havalı laflar etmeyi seviyorsun. Havayı almaktan iyidir.